Sana katılıyorum. Türkiye'nin işi hiç kolay değil. Tabii bunu hep iktidar konuşuyoruz. İktidar üzerinden ortaya koyuyoruz ama muhalefette de bunu görebilmek mümkün. Şimdi ben böyle kavga da ediyorum. Ben yani Twitter üzerinden falan da kavga ediyorum. Ya şunu söylüyorlar. Ya evet, seçim Hatay'da Lütfi Savaş'la kazanılacak. Tamam mı? Ya Lütfi Savaş'la kazanılacak bir seçimin benim için çok bir anlamı yok. Sevgili izleyiciler, sevgili Twitter kavgadaşlarım, neden bunu söylüyorum? Herhangi bir yolsuzluğu, herhangi bir ahlaksızlığı ki bugün o ahlaksızlık tekrarlandı. Yani 18 bin ölü çıkan bir şehrin üzerinden konvoylarla neşe içerisinde geçilebildi sırf kendi koltuk sevdasını. Bu anlamda benim için Lütfü Savaş'ın olması ya da AKP'nin adayının Hatay'ı kazanması çok anlam ifade etmiyor. Üstüne de ekstra olarak şunu söylüyorum. Diyorum ki bu Hatay ısrarı İstanbul, Ankara, İzmir'de de ters tepecek. Ya İzmir'de zaten ters tepen bir takım şeyler var. Konuşacağız onları ayrıca ama buralarda bu işler ters tepecek. Yani bu Hatay ısrarı başka şehirlerin başına da bu rekabette çoraplar örecek. Bunu ifade ediyoruz. Yoksa bir yandan da hani çok farklı değil gerçekten. AKP ile Lütfi Savaş zaten AKP geleneğinden gelen bir kişi. Yeni spor salonunda depremin ikinci gün işte o ne varsa böyle yangından mal kaçırır gibi çalan bir yeğeninin olduğu bir Hatay çok umurumda değil yani CHP'li aday buysa bunun tarafından yönetilmesi çok anlamlı değil benim için. Soruyorlar şimdi Lütfi Savaş'la kazanır. Yani Lütfi Savaş'la kazanır da bu algı operasyonuna nereden katılıyorsunuz? Ya ne algı operasyonu? Sayıştay'ın raporları var. Yolsuzluğa ilişkin ifadeler var. Hazırlanan soruşturma dosyaları var. Pek çok tanık var. Hatay'da pek çok rezillik olmuş. Depreme yol açan, depremin şiddetli olmasını sağlayan rant ortaklarıyla ortaklıklar yapılmış. Şimdi çok bir anlamı yok ki burada. Ve bu anlamsızlığın üzerine bu ısrar var. Bu ısrarı da farklı açılardan ele alabiliriz elbette. Şimdi çok fazla dillendiriliyor. Biz de dillendirelim. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerden bu adaylar karşılığında ne alıyor ne veriyor kardeşim? Bunu bir soralım. Ne oluyor ya? Ne vaat veriyor bu adamlar? Yani Antalya'daki ısrar, Hatay'daki ısrar, İzmir'deki ısrar ki bu kişilerin hep beşli çete ya da eskiden Fethullahçı olarak bilinen yatırımcılarla ortaklık yaptıklarını görüyoruz. Dosya dosya görüyoruz. Yani isim isim görüyoruz. Burada bu sıkıntılar varken bu ısrarın olması bize hiç kimse kusura bakmasın. Bir şey anlatıyor. Bize burada rant ilişkilerini anlatıyor. Ya da bu rantların ne için kullanılacağına ilişkin bir soru işareti veriyor. Sonuç itibariyle halk istemiyor Hatay'da. Bu kadar protesto oldu. Bu kadar sıkıntı oldu. Lütfi Savaş'ı bir çektiniz, bir aldınız. Yapay zeka dediniz, oy dediniz, anket dediniz bilmem ne. Lütfi Savaş size burada ne dayattı? Hangi konuda şantaj yaptı? Daha önce girdiğiniz ilişkiler üzerine mi bir şantaj yaptı? Bunların hepsini sormak zorundayız artık Figen. Daha da net bir şey söyleyeyim. Seçimden sonra bu soruları herkes soracak zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu sorular yöneltilecek. Yine sinirlendim. Ne diyorsun? Beni biraz şey yapma. Ya bu şu anda maalesef senin tanımladığın, anlattığın bu şey bütün siyasetin sorunu, bütün siyasi partilerin sorunu, belediyelerin akçeli işlerle ilişkisi kesilmedikçe, bu ihale yasasında belediyelerin de aynı genel idare gibi, merkezi idare gibi sadece adrese teslim ihale usulünden vazgeçmedikçe, bunlar yasal düzenlemelerle kayıt altına alınmadıkça, finansmanını netleştirmedikçe,
Bunlar hep konuşacağız Erk. Yani şimdi bir seçim çalışmasında harcanan milyonlara baktığın zaman bu milyonlar neden harcanır? Karşılığın beklenmeden mi harcanır? Büyük bir kamu hizmeti gibi sarf ediliyor mu paralar? Tabii ama bu bugünün sorunu değil. Fakat bugün itibariyle Hatay özelinde konuşursak ve tabii ki genelinde de diğer iller anlamında da başarılı bir süreç yönetilmedi. Yani fevkalade sıkıntılı, beceriksiz diyebileceğimiz bir süreç yönetildi. Bu daha öncesinde de demokratik usullerle asla olmuyordu. Yani her zaman ama Kılıçdaroğlu döneminde şu vardı. En azından tartıştırılmıyordu. Yani bir gün adaylar açıklanıyor. O belirli gün ve daha sonrasında artık tartışılmıyor. Görevden al bir daha koy tekrar, o fıkra gibi ya. Yani bir fıkra var, Hatay meselesi ona benziyor. İşte A derler ya, hani bilirsin o meşhur fıkrayı. 5 kez anket, yapay zeka vesaire. Şimdi bunlar iyi ki yerel seçim, yani genel seçim olsa çok daha vahim sonuçları olurdu bunun. Hakikaten çok fevkalade üzgünüm. Yani neden üzgünüm? Benim üyesi olduğum partiden söz ediyorum. Bir talihsizlik, 14-28 Mayıs, kurultay ve bu seçim süreci ve bu böylesi yaşanan bir dönem. Dilerim bir mucize olur. Yani Hatay'daki bu tüm sıkıntıların sonunda. Çünkü ben Hatay için de şunu da hatırlatıyorum. Yani Hatay'ın ayrı bir talihsizliği var. Oradakiler genel, yani AKP ne yaptı ya? Yani AKP ihya mı etti? Kahramanmaraş onlardaydı, Adıyaman onlardaydı. Ne yaptı? Seninle konuştuk işte. 3 gün oraya yardım göndermedi. Twitter'ı yavaşlattı. Bilmem ne yaptı. Şimdi Hataylılar ne yapsın ya? Aslında Hataylılar belki şunu yapabilir. Keşke hepsi dayanışabilse. Topluca oy kullanmaya hiçbiri gitmeyebilir. Yani siyaset kurumunun topluca bir kendine getirmeye, şöyle sarsıcı bir şekilde kendine getirmeye ihtiyaç var. Ama bunu yapabilecek bir anlayış, hep birlikte diyorum ya, ya hep birlikte dayanışmayı başaramadık. İstediğin düşüncede ol, açık ol, kapalı ol, ideolojin farklı olsun, kimliğin farklı olsun, etnik kökenin farklı olsun ama artık bu siyaset kurumu hangi partiye gönül verirsen ver, bak hepsi birbirini yiyor. AKP'den yeniden Refah'a geçiyorlar, yeniden istifa edip ona geçiyorlar, CHP'den istifa edenler İYİ Parti'ye geçiyor. Yani baş döndürücü bir şekilde bize aldırmayan bir siyaset kurumu var. Ha, bu tabii CHP çok öne çıkıyor. Neden? İnsanlar değişim dinamikleri oluştu. Toplumda çok diri bir değişim arzusu yaşandı. Dayanışma ruhu çıktı. Bir araya geldik. Değiştireceğiz dedik. Bu ruhu karşılayacak, bunu kucaklayacak bir siyaset anlayışı 28 Mayıs'tan sonra karşımıza çıkmadı. Çıkmadığı gibi her geçen gün daha bir tartışma konusu oldu ve böylesi bir durum var. Ne diyeyim Erk, yaşanacak görecek 1 Nisan evet. Seçmen davranışı ortaya çıkaracak, böylesi enteresan bir seçimle karşı karşıyayız. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu kadar eleştiriyorsunuz diyorlar? Yani tabii söyledim ya, yani evet. Beklenti ve değişim var. Yani AKP'nin tandansı belli. MHP'nin tandansı belli. Kısmen İYİ Parti'nin tandansı belli. Onun ötesinde yani Türkiye'de hani bir sosyal demokrasi üzerinden ya da Türkiye'de aydınlık, laiklik üzerinden tartışabileceğimiz bir kurum var ama işlevini görmüyor. Elbette bunu bu şekilde tartışmak zorundayız. Yani siz sahada takımınıza da kızdığınız durumlar oluyor. Bu karşı tarafı tuttuğunuz anlamına gelmiyor. Kadronun değişmesini istiyorsunuz, yönetimin değişmesini istiyorsunuz, yedek kulübesinin değişmesini istiyorsunuz filan gibi bir eleştiri bu. Ve bunu bu şekilde de kimse anlamıyor. Ne yazık ki. Ama bir kere daha bunu ifade etmek gerekiyor. Rakamlar üzerinden belki belgeler üzerinden ifade etmek gerekiyor. Yani Lütfi Savaş'ın yandaş şirketlerine soktuğu akrabalarının listesi tekrar gündeme getirilmeli. Hatsu'da dönen yolsuzluklar, verilen ihaleler bitmişken başka şirkete verilen ihaleler tekrar gündeme getirilmeli. Hatay'da depremden sonra insanlar neden susuz kaldı? Hatay'ın boruları kime peşkeş çekildi? İhaleler kime verildi? Bunun tekrar gündeme getirilmesi lazım. Ya bu da şu tartışmadan kopuk değil bence. Yani X şahıs olur, Z şahıs olur.
kim ahlaksızsa o olmamalıdır. Yani bunu ifade etmeye çalışıyoruz ve çok net, çok da açık şeyler söylüyoruz. Yani şunu söylemek de lazım, siyaset cephesinde şu anda istifa ediyorlar herkes. Yani parti içinde yönetici kadrolarında bulunmuşlar. Yani Antalya'da da bugün pek çok isimlerden istifa, dostlarımdan da geldi. Onlara da şunu salık verdim. Yani istifa değil. Yani burada tepki vermemiz gereken istifa ile olamaz. Veya partiyi yaralamak, partiyi tartıştırmak. Zaten bolca malzeme var. Yani bunu zaten genel merkez veriyor. Birbirimizle uğraşarak da olmaz ama şunu öğrenebilirsek, bak tekrar ediyorum, en azından Cumhuriyet Halk Partililer için ya daha demokratik bir yapı istiyoruz noktasına dayanışabiliriz. Mesela herkes artık olmazsa olmaz ön seçimde diretebilir Yanılıyor muyum? Ön seçimde ön seçim. Belki yani belki bu tutulan yerler değişme ihtimali ortaya çıkabilir. Başka türlü imkansız, gerçekten imkansız. Onlar her parti için geçerli. Yönetici kadrolar var. Arkadan gelecek olanları belirliyorlar. O belirlerken de çok özenle seçiyorlar. Senin tariflediklerin, onun dışındaki işte bağlılık, sadakat olayı vesaire. Öğreneceğiz belki. Öğreneceğiz ama çok zaman geçiyor. Çok zor öğreniyoruz. Yani bir buzdağı gibi zor kıpırdıyoruz ve çok ağır maliyet ödüyoruz. Gerçekten ağır maliyet ödüyoruz. Ya öğrendiklerimiz bir yana Figen, öğrendiklerimizi de unutuyoruz artık. Yani yeni bir şey öğrenemediğimiz gibi öğrendiklerimizi de unutuyoruz. Ya ömrümüzü yediler yani. Hani öğreneceğiz, bakacağız, göreceğiz diye. Ya ömür bitti yani. Hani tamam, hani bu Türkiye'nin koşullarında avukatlık yapmak, gazetecilik yapmak falan çok zor. Gerçekten ömrümüzü yediler. Ama yani çocuklarımız var ya. Bu toplumun işte, çocukları var yani. Yiyenlere mecbur değiliz. Yiyenleri değiştirecek yapıyı kurmak zorundayız. Yani bu güce tapmaktan, bizim kendi seçtiklerimizi, koltuklara yerleştirdiklerimizi karşısında iki büklüm olmakta. Ya bir kere hakikaten yani şunu tekrar ediyorum. Becerebilsek, dayanışabilsek, partilerin tüzüklerine dönem koşulu getirsek, bilseler ki 2 yıl sonra o genel başkan yardımcıları, genel başkanlar, belediye başkanları 2 yıl sonra senin, benim, diğer insan, onlara oy verenlerle beraber halkın içinde olacaklarını bilseler yapabilirler mi? Bunu talep etmeyi öğrenmemiz lazım. Demokratik bir siyaset kurumu nasıl olur? Herkes, her partili, her seçmen bunu talep etmesi lazım. Yapmadıkları zaman da ceza verecek yöntemi dayanışarak birlikte bulmamız lazım. Neyse.